bir heyecan vardı, onu yaşadık. Yıllardır içimizde büyüttüğümüz. Allah izin verirse 15 dönümlük bir arsa vardı. 34. caddede, otobana yakın bir yerde. Allah orayı bugün imza ile nasip etti bir kısım. Neden bir kısım? Çünkü hala vadeli bir ödeme şeklimiz var. İnşallah külliyemizin arsasını aldık. Rabbim bitirmeyi nasip etsin. Bu dua ne zaman olur hiç kestiremiyorduk ama Allah'ın tabii ki belirlediği bir zaman varmış. O gün de bugün daha ilk adım attık ama tabii şöyle bir durum daha var. Biz daha önceki İstanbul süreci gibi bir sürece girdik. Yani biz şu an Ayranek Külliye arsasının tamamını ne yazık ki ödeyemedik. Güç bela, çok fazla uzun süre, aylar süren karşılıklı görüşmeden bile belli bir kısmını biriktirebildiğimiz miktarı ödeyebildik. Geri kalan kısmını ise aylık vadeler şeklinde. Hatta bu aylık vadeler kısmını dışarıda tanıdıklarımız duydukları zaman şaşırıyorlar. Ya böyle toprak mı alınır, böyle arsa mı alınır diye. Allah nasip ederse alınıyor. Karşı tarafta ona razı oldu. İnşallah o aylık ödemeler olsun. Daha sonraki inşaat süreci olsun. Allah utandırmasın. Sizlerin de inşallah buradaki gayret ve dualarını Allah eksiltmesin, daha çok artırsın. Çünkü daha çok insanlara daha güzel şekilde bu hakikatlerin, bu meselelerin, bu davanın ulaşması gerekiyor. Bu önümüzdeki özellikle bir yıl biraz sıkıntılı geçecek, problemli geçecek. Umarım böbrekler yerindedir. Mehmet Dalak da para ediyor mu? Eder. İnşallah yerindedir. Dalaklar, böbrekler, ciğerler. Üstad Hazretlerinin doğduğu eve ziyarete gitmiştik. Bitlis'te, Hizan'da. O köyüne girdik, yürüdük. Bir de doğduğu eve geçtik. Birden böyle herkes gözyaşları içerisinde kaldı. Çünkü öyle küçücük bir evin içerisinde dünyadaki bu kadar kalbe ulaşma meselesi gerçekten hayret verici. Biraz insan temiz bir tefekkür yapınca da bunu Allah'ın yaptığı çok aşikar oluyor. Onun inayeti. Her şey onun inayeti değil mi? Şimdi hayalhanemin olayları da böyle kafelerde, muhabbetlerde, yolda giderken birilerine anlatmakta, oralarda başlamıştı. Sonra meşhur Tantunici'nin üstündeki 300 metrekareden nice yerlerde Allah Azze ve Celle nasip etti. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Almanya Duisburg'da. Ya Allah Allah. Her biri de o kadar güzel ki bazen aklıma şu geliyor. Ya bu kısacık ömürde bu medreselerin tadını ben nasıl alacağım? Her birisinde sabahlara kadar muhabbetler değil mi? Yani insanın böyle ölmesinden daha güzel nasıl bir ölüm olabilir başka? Oradan oraya giderken yolda bir yerde bir ölsek var ya, bir de Allah Azze ve Celle şehit olarak alsa canımızı, var ondan sonrasını sen hesapla. Hesapla, hesaplayamazsın çünkü şehitlere hesap yok değil mi? Şimdi bugün de epeydir kovaladığımız bir arsa vardı. Yani normal şartlarda sebepler planda pek olması mümkün değil. Yani hem bizim gücümüz cihetinde, hem de muhataplar cihetinde, yani yılların esnafları ya vadeli satışa yanaştılar. Biz onlara borçlanarak demek istiyorum. Hem de arsa da böyle her geçtiğimizde gözümüzün kaldığı bir yerde. 34. cadde deniyor, makam yolu deniyor. Tam stadyuma, otobana çıkarken 15 dönüm. Bugün gittim arabayla kapının önüne çektim. Bugün herkes arsada buluştu. Gittim oradan korna çalıyorum, duyan yok. 15 dönüm hocam, az bir şey değil bu yani. Bağırıyorum, bağırıyorum, duyan yok. Ta gittim, 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 yoruldum. Bizim mimar Akif diyor ki, daha yarısına gelmedin arsanın. Allah Allah. Bir de içinde bahçe de var. Limon var, zeytin var, üzüm var. Allah Allah. Yani o kadar güzel bir hayal ki akıl alır gibi değil. Şimdi inşallah aynı günde de tesirleri oldu yani. Bu işlerde insanın önce kendi iç aleminde fedakarlığı yapması gerekiyor. İçimizde sağ olsun, medar-ı şevk olsun diye söylüyorum. Kimileri işte Ankara Hüseyin abi gibi arsa ev infak etti. Duyduğum kadarıyla Ersin benzer bir infakta bulunmuş. İlahir diğer arkadaşlardan da emsal şeyler oldu. Yani bu şekilde yaptıklarımız tabii ki de yetmiyor. Bakalım girdik artık borca değil mi? Bir şekilde girdik. Allah inşallah hayırla kapatacak. Çok yakın bir tanıdığım var da Bursa'da onu aradım. Bu sevinci paylaştım. Böyle gözyaşlarına boğuldu. Dedim dur ya, vallahi bizi de ağlatacaksın. Böyle çok fena ağladı. Bir de hiç öyle görmedim. Hep gülerken gördüm yani. 10-15 yıldır tanıyorum. Hep gülerken gördüm adamı. İlk kez ağlarken gördüm. Nasıl ağlıyorsun? Dedi ki bu arsa dünya için büyük ve pahalı. Bizim için küçük ve ucuz olacak inşallah diye böyle yani, değil mi? Çünkü dava büyük olunca 15 dönüm onun yanında küçük kalıyor.
Ama ne kadar güzel olacak. Allahu alem herhalde bir yarıya yakını bahçeden oluşacak. Bir de içine mini göl yapma hayalimiz de var. İçinde balık olacak. Lütfen balıklara salça olmayalım. Rica ediyoruz. Bak bak, şunun güzelliğine bak. Seraya hemen soba kuracağız Seraya. Kestane. Allah Allah. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Bak arabalar ta nerede kalmış. Daha bu yarısı yarısı. Bu daha yarısı. Yarısı bile değil değil mi? Allah Allah. Hadi gel de burada halıya çay dökeni yakala. Hadi. Halı biliyorsun namustur. Allah Allah. Şu güzelliğe bak ya. Rabbim çizmiş, yaratmış, koymuş bize ya. Allah Allah. Muazzam bir şey ya. Yanına da yol açılıyor. Projede öyle yapmışlar. Binlik imar planında. Yanında da yol da var. Muazzam olacak ya. Allah Allah. Yani insan o bahçede yürümeye doyamayacak büyük ihtimal. Bir de içinde yıllardır hayal ettiğimiz mesele vardı ya, bir konferans salonu. Allah nasip ederse bir konferans salonu da koysak, alt katta erkekler, üst katta da bayanlar. Onlar da o derslerden inşallah istifade edebilecekler. Yani muazzam bir mesele olacak. Yani bilmiyorum, ben hala aklım almıyor. Gerçekten Allah Azze ve Celle icraat-ı süphanesini yaparken özellikle küçüklerin eliyle yapıyor ki kendi büyüklüğü gözüksün diye. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken, şart-ı ishar-ı vücudundur adim olmak bana. Allah Azze ve Celle'nin tecelli etmesinin şartı nedir? Bizim yok olmamız. Bak, sen tecelli eylemezsin perdede benim nefsim, kabiliyetlerim, param, pulum, gücüm varken sen tecelli eylemezsin. Şartı ishar-ı vücudundur. Varlığının gözükmesinin şartıdır adim olmak bana. Benim yok olmam. Nasıl olay? Allah Allah. Gerçekten zaten içerideki herkes de şaşkın. Niye bunlar hiç böyle bizlerin eliyle olması mümkün olan olaylar değil. Zaten arsanın pazarlık görüşme süreçlerinde de böyle biz sebepleri denemeye alışmışız. Ama çok fazla içimizde şey yok böyle. Büyük bir heyecan uyanmadı çünkü çok ümidi olan bir mesele gibi değil. 15 dönüm. Adam diyor ki hemşerim ne yapacaksınız diyor. Medrese. Nasıl diyor ya? Ondan nasıl para kazanacaksınız diyor ya. Para mı? Ahiret parası için yani bu. İnşallah sizle o ticaretlerde de buluşuruz diye böyle. Çok enteresan yani. Normal şartlarda çok güzel bir yer. Muazzam bir yer. Yani tam her yerin göbeği. Bir de daha önce söylemiştim, Allah Azze ve Celle havaalanında Tarsus aldı biliyorsunuz. Hep bunlar hizmet için olan şeyler, öyle değil mi? Yani yolları, şunları, bunları Allah'ın izni inayetiyle bundan sonra gelmeyen otursun evde ağlasın. Gittik, şöyle bir içinde gezdik, Allah Allah. Duygulanlar yaşandı. Baktım Fatih Ünal seccadesini getirip hemen arsanın köşesine geçti şükür namazı. Ya vallahi Allah Allah. Ne büyük bir olay ya, inanılır gibi değil. Allah Allah. 15 dönüm. 15. O çimler nasıl tutacak ya? Biz yıllardır hep bunlarla uğraştığımız için. Hadi bakalım bunun dış cephesini temizle. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Değil mi? Mükemmel ya. Bunları yaparken öldüğünü düşün. Bir de dünyayı biriktirip biriktirdiğini bırakıp öldüğünü düşün. Hangisi? Dünya dediğin eşantiyon ya. Allah Azze ve Celle'nin rızasına koştururken verdiği eşantiyonun adına dünya denir. Orada da hikmeti iktiza eder. Kimisine verir, kimisine orta verir, kimisine az verir. Hikmetidir bilemiyoruz yani. Nice mücadele eden arkadaşlarımız var durumu iyi değil fakirlik eşiğinde. Nice umursamayan arkadaşlarımız var. Çok zenginlik kıvamında öyle midir? Allah Allah, garip bir hikmet de var işin altında yani. Çünkü bunlar eşantiyon. Asıl alınacak yerler hep ahiret. Düşünebiliyor musunuz oranın sonsuz güzel bahçeleri? Yani yürürken ayağına çakıl taşı batma olayı yok. Orada da her bahçe diğeriyle aynı değil. Hepsinin önündeki ağaç aynı değil. Herkese hizmetkar olan Huri Gılman aynı değil. Cennette Allah nasip eder gidebilirsek inşallah sonsuz mertebeler var. İnsan onlara talip olması lazım öyle değil mi? Allah Allah. Şimdi bunları yapsak, güzel gönüllü insanlara miras bıraksak, ölsek, gitsek. Bak gidiyor beyazladı saçlar öyle değil mi? Biraz büküldü beller bak Allah Allah. Şunları yaparken kesin öleceğiz yani. Hiç kaçar yanı yok. Kesin öleceğiz ve yaratılışımızdan, bir damla sudan bu hale gelişimizden büyük bir beklenti, bir plan var. O planı da yapanları her dönem azlar olmuş. O yüzden Hazreti Ömer bizi de azlardan eyle diye dua eden sahabe efendimize, o da iştirakta bulunuyor. Aynı duadan bana da et diyor. Kendisi de aynı duadan ediyor. Bu asırda büyük ikramiye çok var. Tam sahabe efendilerimize komşu olma mevsimi tam bu asırda. Neden?
Nedenini siyer derslerinde zaten okuduk birlikte. Nice karanlıkların olduğu dönemlerde insan küçük bir ateş yaksa koca bir güneş gibi gözükür, öyle mi? Tam öyle bir dönem maalesef. Geçecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın nice müjdeleri var. Bunlar bitecek mi günler yani? Şimdi ileride İslam'a omuz alacak nice insanlar farklı yerlerde stajlar yapıyor. Ya o adamlar Hazreti Ömer gibi birden bu dine omuz olmaya gelecekler. Göreceksiniz. Ama o zaman sevaplar azalacak. O yüzden tam bu mevsimde, bu zamanda ne yapılacaksa küçücük bir ateşin koca bir güneş gibi gözükeceği böyle karanlık dönemlerde en büyük aslan payını alanlar tabii ne şartıyla? İhlas şartıyla. İşte amelin şartı ihlas. Bazı amelleri yapıyoruz, mutlu oluyoruz bir cihette, amel cihetinde. Ama eğer Allah bizi ihlaslı saymazsa, 40 anamız olsa, 40 ağlasa hiç kimsenin gücü bizi kurtarmaya yetmeyecektir. İnşallah Allah Azze ve Celle'den niyazımız olur ki amellerimizi ihlaslı saysın. Allah Allah. Hazreti Musab Yesrib'e gittiğinde daha Medine olmamış, hicret gerçekleşmemiş. Oranın ulularından Sad bin Ubade geliyor, önden başka birini yollamış. Onun da gönlü hemen İslam'a çelinmiş, çok sinirleniyor, çekmiş kılıcı. Sad bin Ubade geliyor. Çok acayip bir adam Sad bin Ubade, inanılmaz bir adam. Ensar'ın ulularından. Elini açıyor bir dua ediyor, diyor ki ya Rab beni ihlaslı kıl. Şöyle diyeyim diye dua yok, onu böyle yap diye dua yok, şu durum şöyle olsun diye dua yok. Dua ne? Ya Rab beni ihlaslı kıl. Allah Allah. İnsan ihlas ile bembeyaz bir sayfa olsa, Sani-i Zülcelal olan Allah Azze ve Celle onda resimler çizmeyi çok seviyor. İşte ne gibi? Şimdi bizim içimizdeki adam bilir yani, o arsa kim, biz kim? Şu inşaat kim, biz kim? Burası kim, biz kim? Ama işte bizim gibi olmazların üzerinden Allah Azze ve Celle aslında kendi yaratmasını gösteriyor, öyle mi? Allah Allah. Demek ne kadar hiçlensen o kadar hepleneceksin. Ne kadar yoksan o kadar varsın. Allah Allah. Gayb aleminde konuşulmanın şartı şehadet aleminde üstünün çizilmesi. Görüyor musun olayı? Vallahi o yüzden çok heyecanlandım. Tek yapmak istediğim orada koşa koşa yürümek, sonra bir sera var ya içinde. Seraya girip hemen bir odun sobası, üstüne kestane, sahur öyle. Allah Allah. Ramazan ayı, Fetih ayı nasıl nasip oldu değil mi? Allah Allah. Çok enteresan, çok enteresan. Rabbim sonunu da nasip etsin o borcu inşallah hızla ödemeyi, daha sonra da bir kepçe vurmayı hızlı bir şekilde. İlk konferans salonunda mı başlarız? Öyle mi olur? Konferans salonu değil mi? Allah Allah. Ama beni hep bahçe heyecanlandırıyor. Şimdi biz biraz hep sokaklarda büyümüşüz ya değil mi? Yani çocukluğumuz öyle geçti. Şimdi genç kardeşlerim maalesef o imkanı pek olmuyor ortamlardan dolayı ama ya bizi sabah salarlardı, gece gelirdik. Bir yere giderlerdi, komşu bize bakardı, öyle değil mi yani? Öyle olunca bizim ömrümüz hep köşede otur, arkadaşınla derdini bölüş. Ömrümüz öyle geçti çünkü insan insanı zehrini alır değil mi? Adet öyledir yani. O yüzden o bahçede böyle sabahlara kadar dışarı soğuk, önünde bir ateş, bir de battaniyeye sarılmışsın. Sabahlara kadar dertleşiyorsun, diyorsun ki ne dersin, Allah'ı nasıl razı ederiz sence? Allah Allah, sabaha kadar, sabaha kadar. Çok acayip ya. 15 dönüm nedir ya? Çok acayip bir mesele. Bugün 11.5 kadar kısmını aldık yanılmıyorsam. Kalan kısmını da inşallah değil mi? Onu da böbrekle beraber neyi satsak Mehmet yaşamaya devam ediyoruz? Akciğer. Yüzde kaçına kadar satabiliyoruz? Ha, öyle mi? Tamam, tamam. Bak Müslümanlık ne güzel değil mi? Elhamdülillah alkol yok, sigara yok, ciğer. Değil mi? Ciğerler tertemiz. Dalak böbrekler. Öyle. Mehmet senin alan hangisiydi? Göğüs. Sen göğüs hastalıkları. Kazım sen de anestezi miydin? Kazım anestezi. İnanç abi senin alan neydi? Sen de anestezi. Rıdvan abi vardı, o nerede? Senin alan neydi? Ooo bunlar bizi ayakta uyutur. Ayakta uyutur bunlar bizi vallahi. Dişçi de temiz dişleri çeker aradan. Allah Allah. Olaya bak olaya. Çok enteresan. Ama Abdullah'ın gündemi değişmez. O sahur hazırlamaya devam eder. Allah Allah. Ya ne büyük bir şeref ya. Yani. İnşallah şöyle Allah. Amin amin Hüseyin abi. Amin inşallah ya. Şunları yapıp güzel gönüllere devredip ölüp gideceğim. Nasıl plan? Ondan sonra es-sebebi kel-fail sırrı var. Sebep olan yapan gibidir. Yani bir insan burada oyunu düzgün kursa, planı güzel yapsa yani. Hani arabanın motorunu vurdurma diyorlar ya. Orayı güzel planlasa,
yaşarken aldığı sevap buysa, öldükten sonra aldığı sevap es-sebebü kel-fail sırrından böyle olabilir. Bak düşünebiliyor musun? Yaşarken yaptığın amelin çok ötesi sana amel gelmeye devam ediyor ve sen cennette buyurun terakki etmeye devam ediyorsun. Görüyor musun? O hayır kapılarından açık olanlar var değil mi? Hadislerin rivayetinde de var. Şimdi birilerinin imanına vesile olmaktan daha üst bir hayır kapısı söyler misiniz? Mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. İman, iman, iman. Allah Allah. Efendim? Geçen demişlerdi ya, İrfan abi demişti, başlangıçlarda girmek çok önemlidir. Hani siz, evet, dediniz ya, Ömer geldikten sonra kime sevap kalır? Biz de bunu inşallah böyle bir fırsat bilelim abi. Kendi sevdiğim bir arabam var. Bir iki defa Onur abilerle şakasını yaptık ama Allah bu Allah. En azından bu vesileyle bugüne başlangıç olsun inşallah. En sevdiğini en sevdiğine vermek, öyle i̇nşallah. Mi? İnşallah. Allah kabul etsin abi. Vesile olmak için inşallah. Eyvallah. Başlangıç olur. Allah kabul etsin. Hüseyin abi de Ankara'da bir evle bir arsa infak etti az önce. Onu da medar-ı şevk olsun diye söyleyeyim. Şimdi arazi satın alınca tabii külfet, yük ağır. Ve biz de elimizden geldiği kadar taşın altına elimizi koymaya hazırız. Eyvallah, eyvallah. Hem bedenen, hem ruhen, hem fıtraten her şeyimizle hazırız inşallah. Eyvallah Hüseyin abi. Rabbim biri değil bin etsin inşallah. Amin, amin, amin. Allah sizleri Hazreti Osman meşrepli eylesin. Mehmet abi şöyle bir durum var. Zannedersen 10 aylık bir ödeme planı var herhalde zaten. Orası var ama bir de arkada 2000 artı 500 artı 500 orası olacak. Orası acil. O acil. Orayı hemen çözülmesi lazım. Yani şu an nakit olmayan abiler için diyorum. 10 aylık hani şu an elinde olanı vardır. Sonra gelecek parası vardır veya sonradan, evet, dönüşü olacak abiler vardır. O bakımdan hatırlatmak için biz dişçi abiyle konuştuk. İstişare yaptık. Yemekte ayaküstü. Ha, eyvallah, o bakımdan eyvallah, bilmeyen doğru abiler için söyleyeyim dedim. Yani biz de inşallah onun için de ayrıca bir hazırlık yapmaya çalışacağız. Eyvallah yine. Hüseyin abi. Bu arada Mehmetcan da herhalde şeftalilerin şeyi değil mi? Onları... Evet abi, 25 ton bu senenin şeftalesini komple eyvallah verdik, o da, Allah izin verirse. O da onları infak etti. Allah kabul etsin inşallah. Bizim zaten sözümüz vardı. Bu ay sonunda inşallah hesap kitap yapılacak. Ben de gelirin %50'sini tamamen buraya vereceğim abi inşallah. Yıllık şirket gelirinin. Yani bu telaffuz ettiğimiz rakamlar cidden bu arsa için, bu yük için çok az kalıyor. Yani biraz daha kendimizi zorlamamız lazım. Yani yanlış anlama olmasın. Eyvallah. Biraz fedakarlık yapmamız lazım. İş ciddi, yük çok ağır. Yani bu yükün altına girildi. Şimdi burada beklenilirse çok üzücü olur. Yani beklememek lazım. Burayı bir an önce alındı. Burayın inşaatını tamamlayıp işi çözmemiz lazım. Hizmete girmesi lazım. Eyvallah. Ki sonuca ulaşsın. Yoksa yazık, aldık beklesin dursun, piknik yapalım gidip içinde. Bir şey ifade etmez. Değil mi? Yani bu gönüllere su serpmemiz lazım. Eyvallah, inşallah. Eyvallah. Abi Hüseyin abiye Caner duydu. Bir linç vermiş büyük. Caner mi? Öyle mi? Hay maşallah. Bizim Viyana'dan Caner var da arkadaşımız, o vinç vermiş, öyle mi? Evet, Mehmet abinin derslerde bahsettiği 15 dönümlük Hayalhanem Külliyesi'nin arsasındayız. Gördüğünüz gibi arsa bayağı geniş. Peki bu Hayalhanem Külliyesi meselesi ne zaman ve nerede başladı? Aşağı yukarı bir 11 yıl önceydi. Biz daha henüz 280 metrekare o ilk başladığımız tantücün üstündeki mekandaydık. Ve o zamanlar çok böyle imkansızlıklarla aslında cebelleşiyorduk. Yani 280 metrekare bir alanın inşaatı aşağı yukarı 6 ila 8 ay sürdü. Hatta bir ara durmak durumunda kaldı. Çünkü gerçekten imkanlar bizi çok zorluyordu. Hasılı o günlerde daha önce Mehmet abi ile İrfan abinin bir akşam vakti. Yolda yürüyoruz. Tabii ben tatlı krizine girmişim. Dedim Mehmet abi, ya dolmuş parası vereceğiz ya tatlı yiyeceğiz. Ne yapalım dedi. Dedim tatlı yiyelim. Tatlı yer, tatlı konuşur ve tatlı yürürüz. Mezitli Viran şehrin orada. Yanımızda da o zaman bir arkadaşımız var böyle. Üçümüz de garibanız. O zamanlar heyecanlı yıllar, 20'li yaşlardayız. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Mehmet abi dedi ya bir gün dedi böyle devasa bir yerimiz olur mu? Bu arada böyle villa tarzı evler var. Aralarda da böyle boş araziler var. Yani bir villa varsa 3-4 villalık boş araziler var. O ara geçerken bir tane levha gördük. Satılık bina diye. Binada tam ne olduğunu hatırlamıyorum ama böyle golfçüler kulübü gibi bir şey. Bina dev gibi. Yani şu an bize göre dev gibi değil de o zaman dev gibi. Yani böyle bir 300-500 metrekare bir yer. Biz o zaman kiradayız. Aylık kiramız 1000 lira.
9000 lira paramız var, 3 aylık kira askıda falan, öyle hayaller kuruyoruz. Geçerken dedi ya bir gün böyle bir yerimiz olacak dedi. Talebeler içeride dolu olacak, bahçelerimiz olacak, mangal yapacağız, ders yapacağız. İçinde yürüyüş alanlarımız olacak. Şimdi o zamanlar elde avuçta bir şey olmayınca bunu sindirmesi biraz zor. İçimden dedim ya Allah Allah dedim. Böyle anlatıyor adamcağız ama herhalde rüya falan gördü dedim yani. Yani dedim bunu neye güvenerek söylüyor? Hani böyle içimden bir ses bunları söylüyor. Ben dedim ki ama benim de böyle dualarım ve hayallerim var. En neticede bunların olması inşallah bir zaman mümkün ama bu şimdiki zamana bakmıyor gibi böyle bir hissiyat oldu. 11 sene önce işte ömrümüzün 1/4 biri geçmiş. Neyse yürüyoruz, sağa bakıyor, acaba burası mı olur, acaba burası mı olur? Heyecanla anlatıyor ama daha kiralık yer arıyoruz. Bir yer bulduk bulmadık aşaması. Dediğim gibi 9000 lira paramız var. Dolmuş paramız vardı, onu ben tatlıda yedim. Ufak tefek işte çalışıyoruz. O ara cebimize giriyor para. Onu da zaten çay parası, kahve parası. Sürekli birilerine bir şey ikram etmekle geçiyor. Daha işte mekanı bir elemanla konuşmuşuz. Daha yeni yeni adını koyacağız. Ramazan zamanıydı yine 11 sene önce. Neyse işte böyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Olur mu olur mu falan. Ben de olur dedim ya. Sıkıntı yok. Çocuk da heyecana geliyor yanımıza galiba. Abi nasıl olacak? Aa öyle mi böyle mi? Daha sonra o bina akıllarında kalıyor. Bir günde o inşaatın yani 280 metrekarenin inşaatında akşam oturuyoruz. İçeride ışık yok, hiçbir şey yok. Dışarıdan böyle bir sokak ışığı vuruyor. Bir kardeş de evden kettle getirmiş. İlk defa hayalin içinde çay içeceğiz, hayalhanemin içinde. Tam o esnada böyle işte biraz dedik ya inşaatın durma anları oldu. Tam o günlerde nasıl olacak, nasıl bitecek derken işte Mehmet abi bir anda herhalde o önceden gördüğü binanın da kendisine bıraktığı etkiyle dedi ki kardeşler dedi işte de dert etmeyin, tasalanmayın dedi. Bugünler gelip geçecek. Daha sonra dedi biz dedi ileride 4 katlı bir gençlik merkezi yapacağız. O da yetmeyecek. Daha sonra ondan bir sonraki adım hayalhanem garden'ı yapacağız. O da olmadı. Onunla da yetinmeyeceğiz. Bu hizmetler bir gün kendi külliyelerine oluşacak. Hayalhanem global dediği. O zaman biz öyle isimlendiriyorduk. Külliye dediğimiz proje ta ilk kıvılcımları o zamanlardan çıktı. Yani 11 yıllık bir duanın şu an üstündeyiz. Elhamdülillah. Allah burası için çok güzel birikimler nasip etti. Çok güzel insanlar nasip etti. Çok güzel kazanımlar nasip etti. Ama inanıyorum ki buradan sonra da yani biz inşallah Hayalhanem Külliyesi'ne geçiş yaptıktan sonra da bu yapılan hizmetlerin çok çok farklı bir sınıfa geçeceğini ümit ediyoruz. Şimdi biz 280 metrekarelik ilk alanımızda, ilk mekanımızda iken götürmeye çalıştığımız hizmetler tam o mekanı sonuna kadar zorlayan cinsten idi. Ama biz ne zaman ki mekan bir anda 280 metrekareden 2800 metrekareye çıktı, yani 10 kat büyüdü. Bu sefer hayalhanemin içerisinde koşturmaya çalışan, mücadele eden arkadaşların dahi bile hizmetleri biraz daha sınıflandı, şekillendi. Yani biraz daha bazı hatlar, bazı ekipler oluştu, netleşti. Şimdi aynı şeyi biz İstanbul'da, Ankara'da ve Almanya'da bu 4 katlının bize kattığı kazanımları, bu tecrübeleri, bu sistemleri biz oraya yerleştirmeye, oraya götürmeye çalışıyoruz. Ama şimdi dikkatini çekiyorum. Şu an hayalhanem 4 katlının arsasının alanı 1 dönüm. Allah nasip ederse inşallah şu külliyenin kalan borçlarını ödersek, bu arsa borçlarını ödedikten sonra biz 1 dönümden 15 dönüm alana geçiş yapacağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu 280 metrekareden 2800 metrekare kapalı alanda. Hani demiştim ya bazı hayalhanemin hizmetine bakan, mücadelesine bakan bazı şeyler çok daha farklı gelişim gösterdi. İşte ekipleşmeler gösterdi. Bu şu demek. 1 dönümden 15 dönüm bir külliyeye geçişte şu an belki aklımıza, hayalimize gelmeyecek o güzel gelişimleri Allah tam bu üstünde bulunduğumuz topraklar üstünde, bu arsa üstünde inşallah nasip edecek. Şimdi bu arsa alınma serüveni de gerçekten tam tevafuklar üzerine oldu. Şimdi biz tabii külliye arsası bakıyoruz. Çok uzun zamandan beri aklımızda olan bir proje. Mersin'de yer bakıyoruz. Mersin'de de artık göçlerin de artması, nüfusun da artmasından sonra biraz daha böyle arsa bulma işleri biraz daha zorlaştı. Ve bizim aradığımız arsa da yani öyle 3-5 dönüm değil,
böyle dedik ki yani en az 10 dönüm olması lazım. 10 dönüm ve üzeri. Ona göre aylarca arsa baktık. Ama arsa bakarken biz ilk aramaya başladığımızda bir arsa gözümüze çarptı. Arsanın yeri de gerçekten Mersin'deki böyle en kıymetli yerlerden biri. Tam böyle bizim bu hayalhaneme de çok yakın. 1,5 kilometre, 2 kilometre yakınlığında. Üniversiteye de yakın. Aynı zamanda Mersin'de protokol yolu dediğimiz yani otobanın en yoğun çıkışı var. Herkesin Mersin'e giriş yaptığı bir çıkış var. O yol üzerinde ve Mersin Üniversitesi'ne de en yakın yerde. Yani biz bu arsayı ilk gördük. O zamanki bütçe de hiç almaya uygun değil. Bir de arsa sahiplerini bulmak için de bayağı uğraştık ve çok hisseli bir arsa. Yani bilmiyorum bu işlerde anlayanlar iyi bilir. Bu çok hisseli arsaları çözmek çok zordur. Hatta bir anlaşmazlık varsa mahkemelik oluyor ve yıllarca sürüyor. Yani en iyi biten 2 yılda bitiyor. Bize de o şekilde söylediler. Yani böyle burada çok büyük hisseler var dediler. Elden ele geçmiş hisseler var. Aile hisseleri var falan dediler. Biz de gönlümüz orada kaldı ama biz yine araştırmaya devam ediyoruz. Aynı büyüklükte yerlere çok denk geldik ama hala yani gönlümüz hep orada yani. Bir türlü içimiz ısınmıyor. Bir yer gösteriyorlar. İyi güzelmiş diyoruz ama hala aklımız orada. Ve en sonunda bu arsanın hissedarlarının bir temsilcisini bulduk. Onunla görüştük, o da tanıdık çıktı. Yani öyle olunca onunla irtibatımız devam etti ve dedik ki yani biz buraya bir medrese yapacağız. Büyük bir medrese, bir külliye yapacağız. O yüzden dedik bize yardımcı ol dedik. O da geldi buraya, birkaç kere görüştük ve başladı yani şey yapmaya, o hissedarları çözmeye başladı, işte görüşmelere başladı. Şimdi ilk başta tabii kimse yerini satmak istemiyor hissedarlardan. Çünkü bir tanesi itiraz etse dediğim gibi en az 2 yıl sürecek. Öyle olunca hissedarlardan da görüştüklerimiz oldu, buraya geldiler. Onlar da böyle çok işte Mersin dediğim gibi göç aldığı için gün ve gün bir şeyin fiyatı normalden kat kat daha artıyor. Öyle olunca biraz herkes bekleme taraftarı, zaten ileride daha yükseğe satacağız diye. O dönemde sağ olsun o hissedarların temsilcisi, kendi yeri de var orada. Herkesle tek tek görüştü ve bütün hisseleri topladı. Bütün hisseleri toplarken normalde olmayacak şeyler yaşamış. Bize sonradan anlattı. Mesela bir hissenin sahibi bir abi, yaşı da var bayağı ama hiç evlenmemiş. Ne eşi var ne çocuğu var. Bu abi vefat ediyor. Vefat ettiği zaman kendi hissesi çocuğu ve eşi olmadığı için kardeşlerine kalıyor. 6 tane ablaya kalıyor yani. 6 tane kız kardeşine kalıyor. Ve en genci de 65 yaşında. Bu ablalarla gidiyor tek tek görüşüyor. Tek tek işte diyor ki burada böyle bir medrese yapılacak diyor. Zaten hani bedeli de verilecek. Bedeli karşılığında verilecek diye. Bu şekilde ablalarla tek tek görüşüyor. Normalde hani ikna edilmesi çok zor. Çünkü biri illaki satıyorum dese biri itiraz edecek. En son işte hepsiyle görüşüyor, ikna ediyor ve kendi de şaşırıyor. En son diyor ki ya ben bunlarla nasıl konuştum, bunları nasıl ikna ettim? En son hatta hepsinin hissesini toplayıp tapuda devrini alınca ablalar böyle köşeye geçmiş ağlamaya başlamış. Yani kendileri bile şaşırmışlar. Demişler ki nasıl oldu falan hani sattıklarını üzüldükleri değil de böyle bir onlar da bir hislenmişler yani duygulanmışlar. Ondan sonra başka hissedarlar vardı. Böyle çok yerini satmak istemeyen hissedarlar. Onlarla da tek tek görüştü. Yani normalde aracı olan abi de diyor ki ben normalde diyor hani bir temsilcisi hani bu ticaretimi temsilcisiyim. Normalde hani insanlar benim yanıma gelir almak istediklerini söylüyor. Ben sürekli buraya geliyorum. Ben de şaşırıyorum diyor yani. Neredeyse 2 günde bir buraya geliyor, konuşuyoruz. Neredeyse hani o bizi ikna edecek hani burayı alın diye. Hani tam tersi bizim söylememiz lazım. Biz de tabii elimizde orayı alacak kadar belli bir bütçe olmadığı için biz de hani biraz şey yapıyoruz hani nasıl yaparız biraz sürece yayıyoruz ki biraz daha birikim sağlar mıyız diye. Dedi tamam dedi ben hepsini topladım dedi hadi dedi buranın arsasını artık size devredelim dedi. Bize dedi ki böyle böyle tamam iyi güzel de bizim burayı alacak kadar şu an birikimimizi yapamadık. Tuttu dedi ki tamam dedi siz dedi bir kısmını verin kalanını bana dedi taksitle ödeyin dedi. Yani devrini de ben size vereyim dedi ki inşaata başlayabilin. Ya biz hala hayret ediyoruz yani şimdi bu devirde yani taksitle bir yer yani özellikle bir arsa ki arsa en kıymetli şeylerden biridir. Ve taksitle bize verdi ve devrini de verdi. Arsanın devrini çünkü biz ister istemez işte projeye başlayacağız yapı denetimi ruhsat şudur budur. Öyle olunca biz de şaşırdık. Allah razı olsun dedik. Tam cuma namazından çıktım. Arabaya geçtim. Daha hala biz şeyden valilikten haber bekliyoruz. Bize yetki versin, izin belgesi versinler de biz işlemleri başlatalım diye. Aşağı yukarı karşı tarafta da görüşmemizin üstünden 3-5 gün geçmiş. Hasılı arabaya bindim, telefona bir baktım. Bizim Koyuncu abi haber etti. Dedi ki, adaşım dedi böyle böyle bir durum var. Ortaklardan birisi vazgeçeceğim diyor. Ya ne oldu? Biz hani valilikten haber bekliyoruz. Biz girişim için hazırız. İşte demiş ki, ya demiş kaç gün oldu? Benim işte ne hesabıma para girdi, ne bir adım var. Ben en iyisi beni çıkarın, siz benim hissemi ayırın, gerisini satın demiş.
Adamın da elindeki arsa kısım, ona kalan kısım 1250 metrekare. Yani az bir yer değil. Biz dedik olmaz böyle bir şeydi. Ben dedim hemen valiliği arayayım. Hemen gideyim, gerekiyorsa vali beyle görüşeyim. Demeye kalmadı. 5 dakika içerisinde valilikten beni aradılar. Dediler ki Fatih Bey sizin belgeniz hazır. Gelip alabilirsiniz. Dedim ki yani öyle bir anda aradınız, öyle bir anda söylediniz ki. Ben dedim dışarıdayım hemen geliyorum belgeyi almaya. İşte belgeye gittik aldık. Daha sonra karşı tarafa haber verdik. Dedik biz hazırız, işlemleri başlatabiliriz. Zaten o külliye hayali ilk başta bir konferans salonuyla başladı. Biz dedik bir konferans salonuna ihtiyacımız var. Çünkü konferans salonu olduğu zaman insanlar daha rahat ailesiyle gelebilecek. Hatta ilk günden beri onun planı aklımızdaydı, projesi aklımızdaydı. İşte bayanların bir taraftan girip erkeklerin bir taraftan girdiği, işte çocuklar için ayrı bir bölüm olan ve ailelerin rahatlıkla gelebileceği, bayanlar üst katta, erkekler alt katta olacak şekilde bir konferans salonu hayaliydi aslında. Daha sonradan işte külliyeye döndü. Şu an bir sosyal medya odasındayız bu arada. Sosyal medya yani bizim ilk hayalhanemde 30 metrekare bir yerdi. 4 katlı da biraz daha büyük bir sosyal medyaya geçtik. Daha sonra orayı büyüttük, üst kata geçtik. Şu an neredeyse üst katın yarısı sosyal medya diyebiliriz ama yine de yetmiyor. Şu an bu saat olmuş yani gecenin saat 3'ü olmuş. Hala çalışmalar devam ediyor. O yüzden mesela külliye içerisinde de çok büyük bir sosyal medya alanı. Ön tarafta, yola bakan tarafta kitap kafemiz de olacak. Öğrencilerin gelip zaman geçirebileceği yerler, okuma yapabileceği yerler, ders çalışabileceği yerler olacak. Onun haricinde işte çocukların gelip zaman geçireceği yerler olacak. Hafız yetiştirebilecek yerlerimiz, derslerimiz olacak. İşte fıkıh alanında ayrı derslikler olacak, siyer alanında ayrı derslikler olacak. İslam'la ilgili bütün konuların işlendiği yerler olacak inşallah. Yani dediğim gibi aslında bir yaşam alanı olacak külliye dediğimiz. İçerisinde bahçemiz, çok geniş bir bahçemiz olacak. Bahçede işte farklı farklı yerlerde farklı farklı oturma alanları, ders yapma alanları, muhabbet etme. Yani bizim bu 4 katlının bahçesini az çok videolarda görülmüştür. Yani onun daha büyükleri böyle. İnsanların gelip böyle bedenini ve ruhunu dinlendireceği alanlar olacak inşallah. Tabii bir zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çünkü bunun taksitleri aylık yüksek meblağlar. Onları da inşallah tamamlayıp bir yandan da arsaya başlamamız gerekiyor. Onun için de bir bütçe gerekiyor. Taksitleri ödemek için de bir bütçe gerekiyor. Yani baktığımız zaman ödenecek, aylık ödenecek rakamlar bizim çok böyle normal koşullarda bir ticaret yapıyor olsak cesaret edip giremeyeceğimiz bütçeler. Ama biz burada da gördük yani 4 katlıyı yaparken de gördük, İstanbul'da da gördük, Ankara'da, Almanya'da, oralarda da gördük ki yani bunlar Fatih Uğur işi değil, Allah'ın tamamen bizim attığımız adıma göre kendi tamamlaması. Yani Allah orada bile kendi varlığını gösteriyor. Yani bu sizin kendi başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Ama siz adım atın, kalanını ben tamamlarım diyor. Çünkü biz bunu burada da gördük. Yani biz burada arsaya aldık ilk 4 katlı arsasını. Orada bile yani arsa rakamları çok yüksek. Onu bile borç alarak tamamladık. Ama şimdi arsa almakla da iş bitmiyor. Yani buranın binası, buranın bir kaba inşaatı bile arsadan kat kat yüksek. Buranın bir cephesi, bir klimaları, bir halısı. Yani bunlar çok yüksek meblağlar. Ama nasıl oldu, nasıl bitti bu kadar kısa sürede? Biz de şaşırdığımız için diyoruz ki tamam Allah tamamlıyor. Ona iman ettik. O yüzden dedik biz adım atalım. Biz bir arsayı alalım. Ondan sonra inşallah Allah birilerinin vesilesiyle. Çünkü bu işlerde en büyük sebep maalesef maddiyat yani. Hani şey zannediliyor, ha tamam Allah yolunda gidiliyor, o zaman gökten para yağacak gibi bekleniyor da yok yani. Bu illaki birilerinin vesile olması gerekiyor, birilerinin maddi destekte bulunması gerekiyor. Ancak öyle tamamlanıyor. Yani kendimizden de belli başlı aylık ödemeler yapıyoruz yani buraya. Kendi yaptığımız işlerden, kazançlarımızdan da buraya aktarıyoruz ama o da bir yani kısıtlı bir bütçe oluyor. İster istemez daha çok kişinin el atması gerekiyor. Yani bir de şu var, aslında buraya yapılan her yardım bir dua hükmüne de geçiyor. Ne kadar çok kişi yardım yaparsa aslında o kadar çok bir duanın kabulü anlamına geliyor. Çünkü bazen bizim buranın muhasebesine bakan bir abimiz var. O bir ara söyledi, dedi ya ben şaşırıyorum bazen böyle hani küçük meblağlar 10 liralar 20 liralar şeklinde geliyor. Ben de şaşırıyorum hani böyle böyle nasıl birikiyor diye ama Allah tamamlatıyor yani. Normalde hani o ufak rakamlar bile bazen bir yaraya merhem olmaz gibi geliyor ama aslında onun karşılığı bir dua. O yüzden bazen insanlar şey yapabiliyor yani ya çok büyük rakamlarsa bizim yapacağımız yardımın ne anlamı var gibi düşünebiliyor ama hep o küçüklerle aslında bir neticeye varılıyor. Ben hatırlıyorum işte ilk 4 katlının inşaat sürecinde biz şehir kermeslerine çıktık. Orada da işte ya bileklik satıyoruz, ne bileyim
kitap satıyoruz, incik boncuk satıyoruz. O şekilde işte 3 liralar, 5 liralar. Hani bakıldığı zaman gün sonu bakıyoruz, topladığımız rakam gerçekten çok bir şey değil ama biz sonradan anladık ki aslında onların hepsi bir duaymış, bir dua hükmüne geçmiş. Ondan sonra Allah hep böyle daha çok insanın vesile olmasını ve o şekilde o katkılarla bir yere gelmesini istemiş. Ondan dolayı böyle olmuş. Yoksa Allah istese yani Mersin'in en zenginine ilham eder bir gün ya da denk getirir böyle bir videoyu denk getirir. Belki tek kişi buranın bütün eksiklerini çözebilir. Ama Allah onu da istemiyor demek ki. Hem bizim daha çok mücadele etmemizi istiyor, hem o mücadelenin karşılığında da daha çok insanın vesile olmasını istiyor. Çünkü burada çok külli bir hayır var, çok külli bir sevap var. Onun da daha çok insanın istifade etmesini istiyor. Ondan dolayı böyle oluyor yani. Bu serüven hep böyle gerçekleşti. O yüzden biraz gönlümüz rahat. Yani burada her olan olaydan sonra aslında bizim imanımız bir kat daha artıyor. Allah böyle biz bir yerden mücadele ediyoruz, hiç ummadığımız yerden bir yardım gönderiyor. Biz Allah'ın dinine yardım etmeye çalıştıkça Allah da böyle bize yardım ediyor. Bu büyük manevi şirkete senin de ortak olman lazım. Hele böyle bir gecede, böyle bir proje açığa çıkmışken 15 dönüme yakın bir arsa üzerine devasa bir külliye yapacağız. Kadir gecesinin olma ihtimali en muhtemel gecelerden birindeyiz. Son 10 gecesi, tek geceler, 27. gece. Burada her bir yapılan sevaba 1'e 30 bin sevap var. 1'e 30 bin. Aynı zamanda başka bir hesaplamayla Allah'ın izni inayetiyle Kadir Gecesi olan bu bir gecelik zamanı değerlendirirsek bizim 80 yıla yakın bir ömre karşılık sevap. Bak düşün yani 80 yıla yakın bir ömür karşılık ameli salih. Yani bunu normal şartlarda bir insan belki 80 bin sene yaşasa yakalayamaz. Çünkü insanın her daim ameli salih yapma ihtimali yok. Bu büyük sevaptan, bu güzel geceden mahrum kalmamak adına seni de bu hayra davet ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davasında, bizim atmış olduğumuz adımlarda, bu kritik dönemeçte senin de bulunmanı istiyoruz. Gel bu manevi şirkete ortak ol. Gel buradan kazanılan bütün sevaplardan sen de hissene düşenleri al. Kadir gecesi olan bu gecede 11 yıllık duamız Allah'ın izni inayetiyle bir cihette kabul oldu. Bunu tamamlamak adına senin de maddi ve manevi dualarını ve desteklerini bekliyoruz. Şimdi temelde anlattığımız şeyleri yaşamak adına insanlara diyoruz ki gelin, yardımcı olun, ortak olun ya. Şimdi mesela adam borsa oynuyor. Bizde bir sürü öyle tanıdık arkadaş var. Hiç tanımadığı bir şirkete giriyor, ortak oluyor. Niye? Tek amacı var, cebi dolsun. Onun inişlerini, çıkışlarını, firmanın ataklarını, düşüşlerini takip ediyor bu adamlar. Niye? Cebi dolsun. İşte ahiret cihetiyle de büyük bir şirket var. Ehl-i sünnet vel cemaat. Onun içinde bir sürü farklı ufak büyük şirketler var. İşte Risale-i Nur Camiası bunun içinde bir yer teşkil ediyor. Biz de onun içerisinde bir parçayız. Sosyal medyada Allah bizi büyüttü. İzzet ikramda bulundu. Bir sürü ders yaptık. Binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce Allah-u Alem insanın hayatı az da olsa çok da olsa değişti. İnandığımız şeyi anlatıyoruz. Gelin buna girin. Şimdi bunu anlatmak bile yorucu bir iş. O yüzden burada gelip işi görürlerse, yapılan şeyleri görürlerse, insanların mücadelelerini görürlerse, fedakarlıklarını görürlerse ancak tatmin olurlar. O yüzden gelmeleri, derslere katılmaları, bizle tanışmaları önemli ve ehemmiyetli. Ondan sonra da projeleri görmeleri, incelemeleri, dua cihetiyle veya maddiyatta yardımcı olmaları lazım. Yani temelde bütün duamız, isteğimiz, niyetimiz bu. Yatıyoruz, kalkıyoruz, o oldu mu, bu oldu mu, bu bitti mi? Her gün birbirimizle bunların mücadelesini veriyoruz. Şimdi yarın mesela 15 dönüme devasa bir külliye yapacağız o arsanın üzerine. Şimdi yaptığımız külliyede tonlarca problem çıkacak, tonlarca sıkıntı çıkacak, tonlarca iş çıkacak. Bunlara gelin ortak olun ki o 15 dönümlük dünya cihetiyle küçük ama ahiret cihetiyle büyük yere ortak olun. Buraya gelinmesi lazım. Artı gelemiyorsun. Yeni Zelanda'dasın, Avustralya'dasın, Amerika'dasın, Kanada'dasın, Avrupa'dasın, Orta Doğu'dasın, Orta Asya'dasın, Rusya'dasın, Afrika'dasın, işte Latin Amerika'dasın. Her nerede olursan ol, bir şekilde ortak ol. Temel amacımız bu. Burada bir video çekmiştik ya sen, ben, Sinan. Dam akıyordu. En son dedim ya çatır çatır hesabını vereceksiniz. Anlatıyoruz dedim ya. Seviyorsunuz. Kabul ediyorsunuz, namaza başlamışsınız, Allah hidayet nasip etmiş, işte hidayet nasip edilen yerin manevi cihette kolu kırık, dam akıyor. Yani sonra öyle dedim yani hani burada sizin bir parçanızsa, biz de sizin kardeşinizsek gelip yapmak zorundasınız. Ben anlatmakla mükellefim, siz gelmekle mükellefsiniz diye böyle izah etmiştim o zaman yani.
Gerçekten öyle ama ya. Şimdi bir ayeti ezberleyeceksin. Ey iman edenler diye başlayan. Ondan sonra namaz kılın, zekat verin. Bunlardan hesaba çekilmeyecek misin? Bir hadis öğreneceksin. Ey insanlar, ey müminler, kardeş olun. Bunun hesabını vermeyeceksin, vereceksin. Biz de bunların anlatıldığı bir yerdeyiz. Anlatıldığı yerden diyoruz ki eksikler var, yapılacak çok iş var. Gerçekten herkesin ihtiyacı olan bir şey, iman meselesi. Ve biz anlatıyoruz, söylüyoruz. Sorumluluk bu kadar. Bizde yani ekstradan ne yapabilirsin ki, gidip kapı kapı gezemezsin, enerjin yetmez. Senin de en neticede ömrün kısıtlı. Anlatıyoruz ve diyoruz ki duyduğun, kabul ettiğin, hayatın değişti ve hayatını değiştiren yerle alakalı bir şey yapman lazım. Gerçekten hesabı var. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yanaşmayanlar zamanında nasıl acı bedel ödemişler. Sen de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan, Kur'an-ı Kerim hakikatlerini anlatan, işte Bediüzzaman Hazretleri'nin tefsirinden onları bize izah eden bir yerle alakalı yardım etmek zorundasın. Zorundalık yani. Mecbur. Olmaz. Ya sen nasıl konuşuyorsun? Böyle şey mi olur? Allah için sitede toplantı yapılıyor. Gidiyorsun, mecbur katılıyorsun. Muhtar çağırıyor, mecbur gidiyorsun. Niye? Vatandaş olduğun için. Site sakini olduğun için. Futbol taraftarısın. Gidiyorsun tribünlerde holiganlık yapıyorsun. Veyahut da işte bağış yapıyorsun SMS'le. Veyahut da formasını alıyorsun. Ya daha mı haşa ucuz bir şey yani? Senin ahiretin, senin imanın. Ya bunu düşünüyorum. Aklıma hep bu geliyor yani. Şimdi biz bir avuç insanız burada. Toplasan 100-150 tane adamız. Devasa sayfalar oldu. Yetişmeye çalışıyoruz. Her gün yüzlerce insan geliyor, yetişmeye çalışıyoruz. Her hafta bine yakın, binlerce belki insan geliyor, yetişmeye çalışıyoruz. Organizeler yapmaya çalışıyoruz. Niye? Acaba Allah Azze ve Celle razı olur mu diye. İnşallah. Şimdi biz bunların içinde böyle mücadele ederken siz de izleyip, takdir edip hayatınız değiştiyse bir zahmet gelin tanışalım. Bir şey var mı yok mu bir sorun, değil mi? Hasta mısın? Aç mısın? Kolun mu kırık? Kanadın mı kırık? Medresede bir eksik var mı? Bir projeniz var mı? Bir gelin yani. Şimdi mesela isim vermeyeyim. Büyük geceler düzenleniyor. İşte ünlü kişiler gidiyor oraya. SMS bağışları toplanıyor. Ya gecede 5-6 milyon dolar. Belki o kulüp için hiçbir şey değil. Bir futbolcu parası bile değil. Bir gecede toplanıyor. Bir gecede. Ne için? Bir topçu daha alsın. Biraz daha forma öğretsin. Biraz daha kulübe yatırım yapsın diye. Şimdi hayrın ta kendisi olan yerler var. Abi işte gelemiyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz, işte işleyemiyoruz, yardımcı olamıyoruz. Ya bunların hiçbirinin geçerli bahanesi yok. İman ettiyse bir insan, Allah da ayet-i kerimede hiçbir nefse, yani hiçbir kişiye kaldıracağından fazlasını yüklemeyiz diyor. Parantez, demek ki herkese bir yük var. Bu yükün altına girmek zorundayız yani. Kaçarı yok. Bizim gündelik hayatta nasıl belli başlı ihtiyaçlarımız var, aynı şekilde ahirete yönelik de ihtiyacımız çok. Bununla ilgili bir insanın dinini öğrenebileceği bir yer, bir ihtiyaç. Bunu kendi ailemizde, kendi yaşantımızda da görüyoruz zaten. Yani ben kendi çocuğumun gelip böyle bir eğitim alabileceği bir yer, İslami dini eğitim alabileceği bir yer bulmakta zorlanıyorum. Öyle olunca aslında kendi ihtiyaçlarımıza bile bakınca bunları hayata geçirmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu görüyoruz. Ki zaten işin bir de sosyal medya boyutu var. Yani şu an YouTube'da 4 milyonun üzerinde takipçimiz var. Yani takipçi deyince biraz açmak gerekiyor. Çünkü hani başka bir sosyal medya kanalı gibi hani öyle video atıyorlar izleyelim değil de nasıl ki bir okulda dersler işleniyor. Aynı şekilde bizim o sıralı dersler, sıralı videolarla o 4 milyon dediğimiz sadece YouTube'daki 4 milyon dediğimiz takipçi aslında bizim dersleri takip ediyorlar. Bizim aslında o dersler dediğimiz kendi burada istifade ettiğimiz dersleri aslında sosyal medyaya sunmuş oluyoruz. Aynı şekilde biz burada ne öğreniyorsak takipçi dediğimiz kişiler de bu dersleri aslında öğrenip aynı şekilde yani aynı dersleri görmüş oluyoruz. Mesela şimdi siyer dersleri yapıyoruz. Siyer derslerini biz nasıl ki bizi etkiliyor yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı. Aynı şekilde mesela videoları paylaştığımız zaman bunu izleyenler de görüyoruz, bize dönütleri oluyor. Geliyorlar, defterlerini gösteriyorlar. Yani nasıl biz burada birebir canlı canlı yaptığımız dersi aynı şekilde sanki bizle berabermiş gibi ders yapmışlar, notlar almışlar. Gerçekten bu bizi çok mutlu ediyor. Ve bu yapılan hizmetin meyvelerini aynı anda görmüş oluyoruz. Ondan dolayı bunların daha çok insana ulaşması için böyle bir projeye girdik. İnşallah daha çok kişiye ulaşacağız. Yani şu an bahsettiğim YouTube. YouTube'da 4 milyon ama diğer sosyal medya mecralarına baktığımız zaman 20 milyonun üzerinde takipçimiz var. Şu an bizim videolar toplamda bakıldığı zaman
1 milyar kere izlenmiş bu videolar. Peki bunların neticesi ne olmuş? Biz bunların dönütlerini alıyoruz. Şimdi biz burada sosyal medya ve iletişim ekibi olarak bir ekibimiz var. Bunların dönütleri bize sürekli geliyor. Yani öyle dönütler var ki biz bunları ara ara paylaşıyoruz ve hepsini paylaşamıyoruz yani. Bir mesaj geliyor işte, namaza başladım. Bir mesaj geliyor, Allah'a imanım yoktu diyor. İman ettim diyor yani. Bundan daha büyük ne olabilir? Yani bir kişinin seninle imana gelmesi, güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlı diyor Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte. Binlerce iman ettim diye biz mesaj aldık. Yani bu işi maddiyata vurduğumuz zaman, bütün dünya senin olsa ve onu Allah yolunda versen, bir kişinin iman etmesi ondan daha kıymetli oluyor. Ve güneşin üzerine doğduğu her şey deyince aklımıza dünya geliyor da, dünya haricinde de güneşin üzerine doğduğu bir sürü gezegen var. Hatta mesela tamamıyla elmasla kaplı olduğu söylenen gezegenler var. Dünya kadar bir yer düşünün ve tamamı elmas. Yani bunun dünyada bir karşılığı yok. Ve bunlardan da daha kıymetli. O yüzden yani buraya gelen mesajlarda iman ettim, namaza başladım, tesettüre girdim, gece kulübünde çalışıyordum, İslam'a yöneldim, işte vesveselerim vardı, vesveselerden kurtuldum, zina bataklığından kurtuldum, içkiden kurtuldum. Yani bize bazı olaylar belki çok basitmiş gibi geliyor ama bir kişinin gıybet dersini dinleyip gıybet olan bir ortamdan uzaklaşması bile onun ahireti için çok büyük bir adım oluyor. Bundan dolayı da böyle bir yere ihtiyacımız var ki burada sosyal medya işin bir kanadı ama insanlarla birebir göz göze diz dize yapılan dersler çok çok daha ehemmiyetli. Ondan dolayı böyle daha büyük, daha külli, daha geniş bir yere ihtiyacımız olduğu için böyle bir projeye giriştik. O yüzden herkesin bu projeye destek olması gerekiyor. Yani çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu. Yani sadece bu hayalhanemdeki 40-50 kişiyi ilgilendiren bir konu değil. Herkese ulaşılması gerekiyor ve burada herkesin desteği olması gerekiyor. İnsanlar bazen şöyle zannediyor. Aa, zaten bir şekilde teker dönüyor, bir şekilde yardımlar ulaşıyor, bir şekilde bu hizmetler ilerliyor da. Yani bu yine buraya yapılan bağışlar sayesinde oluyor. İnsanların kendi gönlünden, kendi kesesinden, kendinden bir şeyler katmasıyla ancak oluyor bu işler. O yüzden bu videoyu izleyen herkesin bu işe katkıda bulunması gerekiyor. Bir de işin şu boyutu var. Bu yapılan katkılar aynı şekilde burada yapılan bütün hizmetlere ortak olmak demek. Yani ahirette hep beraber bu hizmeti maddi manevi olarak beraber yürüttüğümüzü bir göstergesi olacak bu yapılan yardımlar. Muhammed Suresi 7. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Yani ey iman edenler, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Yani bu ayetten de anlaşıldığı gibi bizim Allah'ın dinine yardım etmemiz hem dünyada hem ahirette Allah'ın bizi yalnız bırakmayacağı anlamına geliyor. O yüzden bu projeyi bir an önce bitirmemiz lazım. Ahir zamandayız, vaktimiz kısa. Yani ertelenecek bir durum yok. Çünkü hayalhanem açılalı 11 yıl oldu. 11 yılda ancak buraya geldik. Şimdi dışarı bakıldığı zaman insanlar daha büyük projeleri daha kısa zamanlarda yapabiliyorlar. Yaptıkları projelere de bakınca dünyalık, yani dünyada 3-5 yıl, 10 yıl, 20 yıl rahat etmek için yaptıkları projeler. Ama bu projeyi inşallah biz ne kadar erken bitirirsek o kadar çok insana ulaşacağız anlamına geliyor. O yüzden bir gün erken bitirmek bile bizim için ahiret anlamında çok büyük adımlar atacağımız anlamına geliyor. O yüzden yarını bile beklemeden bu projeye destek ol. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmış mı? Yapmış. Kapı kapı gidip anlatmış mı? İnsan insan gidip anlatmış mı? Anlatmış. Herkesin karşısına geçip bunları söylemiş mi? Söylemiş. En zor zamanda mı söylemiş? Savaş zamanı söylemiş. Savaş hazırlıkları döneminde söylemiş. Söylemiş. Demek ki bunlar yapılabilir şeyler. İşin temelinde dünyada maalesef maddiyat var. Yani o Age of Empires'taki gibi altınları bir yerden toplayıp da biz işte bozdurup da et, odun satın almıyoruz değil mi? Emret, usta, yaparım. Öyle bir şey yok yani. Mecbur bu şekilde ilerliyor bir şeyler. Biz proje duası yapıyoruz ve projemizi açıklıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Allah bizi hayra davet eden inşallah, hayır cihetinde koşturan buradaki projeleri istiyoruz yani. Kendi adıma söylüyorum bak, sen de öyle bir tefekkür et. Ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Ne veriyorsan kendine veriyorsun. Bir de kimin malını kimden saklıyorsun? Yani hani Allah Azze ve Celle'nin sana verdiği bir şey, hikmetli gördüğün yere ver. Yani hayalhaneme verdiği bir kaydı yok ki. Ama vermek zorundasın. Kaçarı yok. Yoksa hastalıkla alır, biri dolandırır alır, malını elinden alır, çocuğun hastalanır alır. Yani yapmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz şeyleri yaparken insanlara diyoruz ki bizim bir projemiz var.
daha önce yapmış olduğumuz işler var. Allah'ın bize ikram etmiş olduğu şeyleri genişletmek, büyütmek, daha faydalı olmak duamız var. Şimdi yatırımla ilgili adam dünyevi bir yatırım için çıkıyor. İşte bizi tercih edin, bize gelin, yardımcı olalım diyor mu? Adam ne için yapıyor? 30-40 yıllık dünya hayatı için. Biz de ahiret cihetiyle inandığımız şeylere bizden sonrakilerin kullanacağı yerleri yapıyoruz. Yani bizim malımız olacak şeyler değil. Hepsi vakfın malı ne varsa. Elektrik süpürgesinden tavandaki demirlere, klimalara kadar Allah'ın izniyle hepsi vakfın malı. Biz de ne yapıyoruz bu cihette? Diyoruz ki ya Rab bizi bu cihetlerde istihdam eyle. Buradan az buçuk istifade etmiş ya da edecek insanların önünü açmak adına buraya hayırlarınızı gönderin. Hem şu anda göndereceğiniz hayırlar tam bu işin temeline yer edecek hayırlar. Yani ne demek bu? Sadaka-i cariye ya. O ne demek? Şu an açık kalmış bir alan var ve devamında inşaat var. Yani buralarda kullanılacak her bir hayrınız sizin için sadaka-i cariye hükmüne geçecek. Yani eğer kabre imanla girerseniz inşallah ne oluyor o sadaka-i cariye? Siz kabirdeyken dahi bile burada yapılan bütün hayırlı işlerden siz sevap kazanmaya devam ediyorsunuz. Ne güzel değil mi? Enteresan bir şey o ya. Yani sadakasını, ondan sonra yapacağı hayırları, bizim toprağımızın insanlar gerçekten çok hamiyetperver. Olduğu gibi çok da hayırsever insanlardır. Bu tür işleri bugüne kadar hiç yerde bırakmadılar. Ben bundan sonra da bırakacaklarını düşünmüyorum. Biz inşallah borcumuzu da en kısa sürede bitireceğiz. Gerçekten bitireceğiz. Ben sonuna kadar inanıyorum. Çünkü ben bunun örneklerini yaşadım. Biz İstanbul'da yaşadık bunun örneğini. Biz bitireceğiz. Biz en hızlı şekilde buranın projesine, inşaatına da girip en hızlı şekilde onu da bitireceğiz. Çünkü daha önümüzde yapacağımız projeler var. Daha bizim İstanbul, biz İstanbul'u alalı bir yılı geçti aşağı yukarı. 13-14 ay oldu. Ama inanır mısınız? İstanbul'daki mekan sohbet günleri yetmiyor. Biz en son bazen görsellerde arkadaşlar paylaşıyorlar. En son biz orada otoparka inen rampaya arkadaşlar halı seriyorlar. Yaz kış demeden insanlar geliyor. Orada önlerine açılmış olan o sinevizyon önünde sohbeti izlemek durumunda kalıyorlar. Biz İstanbul'da ileriki süreçte büyütmemiz gerekecek. Ankara'nın medresesini satın almamız gerekecek. Ya bu hizmetlerin durmaması lazım. Bu hizmetler insanların bu teveccüh etmesi. Bir de açtığımız, gittiğimiz yerlerdeki insanların orada o mekanı sahiplenmeleri var. Allah Allah, çok şaşırırsınız ya. Evleri bellemişler yani. Demek ki bizim daha gideceğimiz çok yerler var. Bursa'sı var, İzmir'i var. Bakın daha neler çıkacak. Diyarbakır'ı var, Konya'sı var. Var, yapılacak bu hizmetler. O yüzden bizim önümüzün, bizden kastım hayalhanemin külliye projesinin önünün insanların hayırlarıyla, yardımlarıyla, bağışlarıyla hızlı şekilde açılması çok çok önemli. Çünkü yapılacak çok daha güzel proje var. Onlar da söyleyebiliriz. Biz kendi aramızda da ilk başta bu infak olayına başlattı arkadaşlar. Yani tamamen doğal olarak gerçekleşen bir andı. Spontane gerçekleşti ama yine birçok abi, kardeş çok ciddi bu işin başlangıcında dediler benim evim olsun. Bir abi arsasını verdi, bir abi arabasını koydu. Diğer arkadaşlar hakeza yine arabasını koyan abiler oldu. İstanbul'dan, Ankara'dan, farklı farklı memleketlerden. O yüzden inanıyorum. O yüzden olacağına inanıyorum. Çünkü ekibin kendi içerisindeki, dar dairesindeki arkadaşların bu fedakarlıkları göstermesi ister ki Cenab-ı Allah'ın çevremizdeki bu işi sahiplenmiş, gönül vermiş insanların dahi bile hayırlarını buraya celbettirsin, yönlendirsin, inşallah kavuştursun. Şimdi bu projede bize en büyük motivasyon aslında bizim tam külliye arsasını aldığımız gün İstanbul'da çok sevdiğimiz Aziz adında bir abimiz geldi. Aziz abi yanında gelirken yıllardır onlara aileden aileye aktarılarak gelen Efendimiz Aleyhisselam'ın sakalı şerifini getirdi. Seyyidina Muhammedin Nebiyyina Sallallahu Aleyhi ve Sellem.
ayrıca çatallaşan bir daha çatallaşıyor. Şöyle bir şey tutarak ben size ucunu... Normalde öyle değildi değil mi? Yok. Çatal tek yoktu. Tek bir taneydi. Normalde şey dışında değil mi? O boşta yani şey. Evet evet boşta. Ha, o boşta. Boşta. Hı, camın içinde. Şuradan tam gösterebilirsem. Hmm. Bakın abi şu üstteki bir daha çatallaşıyor. Hmm. Görüyor musunuz abi üsttekini? Püskülleşme var. Gördünüz mü abi? O şimdi bir müddet sonra yine ikiye mi ayrılacak? Tekrar ayrılacak inşallah. Allah Allah. Bu tekrar uzayıp sonra belli bir uzadıktan sonra tekrar alıp başka bir muhafaza tekrar. Ha, o uzama olduktan sonra? Evet biz tekrar açıyoruz. Onu tekrar kesip yeni bir muhafazaya koyuyoruz. Hmm. Öyle çoğaltabiliyoruz. Bu çatallaşma zaten. Her birisinde olan bir şey değil yok, öyle mi? Yok her birinde olmayan bir şey. Bir de ayrıca zaten Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra mucizesi olarak kabul. Saçı yani bu sakalın uzaması da böyle. Saçı bile hala. Şu anda saçı var mesela hocam. Saçı metrelerde uzamış. Saçı şerifi var. Dubai'de mesela Katar'da. Onlar her sene yıkamasını yapıyorlar tekrar. Onun temizliğini yapıyorlar. Temizliğini yapıyorlar tekrar. Onun suyunu da teberrüken dağıtıyorlar. Onun suyu geliyor böyle bazen. Tam da siyer dersi olduğu bir gün. Aziz abi sakalı şerifi getirince aynı güne denk gelmesi bizi gerçekten çok duygulandırdı. Gerçekten bir işaret gördük. Şimdi Aziz abi getirdi. Çok duygulu bir gündü cidden. Tam da böyle Mehmet abinin ders hazırladığı bir anda getirdi, odasına girdik. Bir de Aziz abi, yani aile olarak da Hazreti Ömer soyundan geliyorlar. Onlar bir aile araştırması yapmışlar. Hazreti Ömer'in soyundan geliyorlar ve o günde Hazreti Ömer dersi vardı. Tam ona denk geldi. Şimdi getirdiği sakal-ı şerif, Türkiye'de çok muhtelif yerlerde sakal-ı şerifler var. Sakal-ı şerifin sahih olduğunu şöyle anlıyorlarmış. Sakal-ı şerif uzamaya devam ediyor. Bu getirdiği de hem uzayan hem çatallaşan bir sakal-ı şerif. Öyle olduğu için yani sahih olduğu %100 doğru. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselam'ın sakalı orijinal sakal-ı şerifi. Yani sakal-ı şerif aslında çok kıymetli bir emanet. Hatta İstanbul'da sakal-ı şerif bulunduğu için adına Sakal-ı Şerif Camii denen bir cami var. O kadar kıymetli. Aziz abi getirdi ve düşün yıllardır ailesinden silsileyle gelen bir hediyeyi hayalhaneme direkt hediye olarak getirdi. Yani kendinde bulunan bir kutsal emaneti buraya getirdi. Artık yani buranın hediyesi dedi. Getirdi ve bize verdi. Cidden yani o gün çok çok yani çok acayip olduk ya. Aynı güne denk gelmesi bile. Aziz abi onu getirince üstadın bir mektubu aklıma geldi. Üstadın Nuh Bey adında bir talebesi var. Üstadın bu talebesine üstad külliyat gönderiyor. Külliyat hediye olarak gönderiyor. Aynı anda Nuh Bey de üstada Medine-i Münevvere'den gelen bir hediye getiriyor. Aynı anda. Yani hiç böyle hani karşılıklı hediyeleşme gibi ama birbirlerinden haberleri yok. Üstad bunu Risale-i Nur'da uzun uzun anlatıyor Nuh Bey'in hediyesi diye. Ve Medine-i Münevvere'den geliyor yani. Gelen bu Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan bir levha. Üstad bu levhayı aldıktan sonra levhayı asıyor, şöyle söylüyor. Düşünüyor, tefekkür ediyor. Tam da böyle Mucizat-ı Ahmediye'yi yazdığı zamanlar. Onlar aklına geliyor. Sonra düşünüyor, diyor ki bu Nuh Muh işi değil. Bu Ravza-i Mütahara'nın sahibinin bir hediyesidir diyor. Yani aslında orada sebepleri aradan kaldırıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam hediyeyi bizzat kendi göndermiş gibi o hisle kabul ediyor. Biz de aynı gün o mektup da aklımıza geldi. Ben Aziz abiye dedim yani böyle... Aziz abi dedim yani bu aziz maziz işi değil yani. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın aslında buraya hem siyer dersleri hürmetine hem de böyle bir külliye projesi hürmetine gönderdiği bir hediye olarak biz de kabul ettik. Biz de o şekilde anladık. Hayalhanemde bir kutsal emanet var ve uzamaya devam ediyor. Uzamaya devam ediyor. Bu hatta uzamaya devam ettiği, o kendi aldığı ilk başta tek parçaymış. Uzamaya devam edip çatallaşıyor. O şekilde getirdi. Hatta o uzayan parçanın bir ucu da böyle az püsküllenmiş. O da yine uzamaya devam edecek yani. Yani canlılığını hala koruyor. Ve inşallah buradan da alacağız, külliyemize de götüreceğiz. Orada Sakal-ı Şerif külliyesi olacak yani. Yani Sakal-ı Şerif'in bulunduğu cami, Sakal-ı Şerif cami ise bizim de inşallah külliyemiz Sakal-ı Şerif külliyesi gibi olacak. Ve burada herkesin desteği olması gerekiyor. Siz de Hayalhanem'in külliye projesine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.